Bugün size tenisin en önemli vuruşlarından birisi olan backhand slice ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Doğru zamanda ve doğru yerde kullanıldığında backhand slice vuruşu çok efektif olmakla beraber bir tenisçinin olmazsa olmaz vuruşudur. O halde başlayalım. Rakipten topu beklediğimizde kullandığımız el raketin gribinde, sol elimizle raketin boğazında tutarak topu bekliyoruz. Backhand slice'a karar verdiğimiz zaman öncelikle yapmamız gereken şey sol elin yardımıyla sol el raketi tutarak gribimi kontinentale yani merkez tutuşa çeviriyorum. Bundan sonraki aşama yine sol elin yardımıyla raket başımı sol omuzumun üstüne doğru yukarıya doğru kaldırıp vücut rotasyonumu yapıp ağırlığımı öne aktarmadan topa vurmak için bekliyorum. Burada önemli olan rakipten gelen top yere düşmeden ben bu geriye alma yani salınım hareketini bitirmek zorundayım. Bundan sonraki aşama artık topla buluşma aşaması. Geriye almış olduğum raket sol elimden kurtularak ağırlığım sol ayaktan sağ ayağa gelerek yukarıdan aşağı bir ivme ile topla buluşuyorum. Topla buluştuktan sonra raketimi geriye doğru sürüp harekete devam edip ağırlığımı öne doğru aktarıyorum. Çok önemli, dikkat etmem gereken iki tane önemli kural var. Bir, momentumu kullanma. İki, rotasyonu kullanma. Momentum nedir? Benim yeri itmem ve yerden güç almam. Rotasyon ise vuruş anında vücudumun, omuzumun, kalçamın öne doğru salınımı. Ve en sonunda bu hareketi yaptıktan sonra sol elim geriye doğru giderken tekrar sol ayağımı öne atıp hazır durumda bekliyorum.